DKS 2024 defa başvuru süreciyle ilgili her şeyi detaylarıyla size anlattım. Oynatma listemiz var. Sorulan sorulara da elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. E, bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Orta başarı puanı güncellemesiyle ilgili daha önce söylemiştim, tekrar hatırlatayım sevgili arkadaşlar. 24-28 Haziran tarihleri arasında yapacağız. Orta öğretim başarı puanı ya da eğitim durumu bilgileri kontrol ve güncelleme işlemini. Yani nereden yapacağız? Ben o zaman size yine uygulama olarak anlatacağım. E, ÖSYM ada işlemleri sayfamıza gireceğiz. E, daha sonra eğitim bilgilerim diyor solda bakın şurada eğitim bilgilerim diyor e, ona tıkladığınızda Karşınıza bu ekran çıkacak. Bakın eğitim bilgilerim diyor. Ee, burada üniversite mezunu olduğum için ben üstte üniversitem de var. Ee, sizin altta ne yazacak liseniz yazacak. Şurada sağ tarafta da e, ben orasını full E, Burada da diploma puanınız yazacak o zaman. Ha bu ne için önemli? Son sınıflar için önemli sevgili arkadaşlar. Lise son sınıflar. E, ama ÖSYM diyor ki herkes baksın diyor. Yani bakıp çıkmak bir dakika bile sürmüyor. O yüzden şimdi yorumlara yazacaklar arkadaşlar hocam ben geçen sene yapmamıştım bir şey olmadı e, yapmasam olur mu? Bir şey olacağından değil zaten sevgili arkadaşlar. Bu tedbir amaçlı bir uygulama. Çünkü sistemsel bir hatadan dolayı sizin oraya notunuz yanlış girilmiş olabilir. Öyle olursa da ÖSM diyor ki ben senin oradaki notuna bakarım. Okuldaki müdür yardımcın yanlış girdiyse notunu beni ilgilendirmez diyor. İşte o yüzden bakıp kontrol etmekte fayda var. Dediğim gibi bir dakikalık bir işlem. Ee, ne zaman yapıyormuşuz? 24 28 Haziran tarihlerinde. Bu arada pazartesi başvurular 23.59'da bitiyor. Ücret yatırma 27 Şubat'ta kadar devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bu uyarı da yapmış olalım. Hoşçakalın.